Merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer arkadaşlar Chapter 4, 4. bölümde kaldık. Merrick's First Home. Merrick'in ilk evi. Değerli arkadaşlar, fil adamı görüyorsunuz burada. Yani yüzü ne kadar çirkin. Bakalım 4. bölümde neler oluyor. Chapter 4 Merrick's First Home. We gave Merrick two rooms at the back of the hospital. One room was a bathroom, so he could have a bath every day. Soon his skin was much better, and there was no horrible smell. Evet, burada duralım. We gave Merrick two rooms at the back of the hospital. Biz Merrick'e hastanenin sonunda iki odası olan bir yer verdik. Arkadaşlar, we gave Merrick two rooms at the back of the hospital. Yani hastanenin arkasında iki odaya sahip bir yer verdik. İki odalı bir yer verdik. One room was a bedroom. Bir oda banyo odası. So he could have a bed every day. Yani onun her gün banyo yapabilmesi için arkadaşlar, bir oda banyo odasıydı. Soon his skin was much better. Hemen sonra arkadaşlar, yani kısa bir zaman sonra onun derisi daha da güzel oldu bu nedenle. And there was no horrible smell. Ve o ürkütücü koku yoktu. Yani banyo yaptığı için arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. The second room had a bed, table and chairs. I visited him every day and talked to him. He loved reading and talking about books. At first, he did not know many books, the Bible, and one or two newspapers, that's all. But I gave him some books of love stories, and he liked them very much. He read them again and again, and talked about them often. For him, the men and women in these books were alive, like you and me. He was very happy. Evet, burada duralım. The second room, arkadaşlar, the second room had a bed, table and chairs. İkinci oda ise arkadaşlar, bir o ikinci odanın içerisinde bir yatak, bir masa ve bir sandalye vardı. I visited him every day. Onu her gün ziyaret ediyordum. And talked to him. Ve onunla konuşuyordum. He loved reading. Okumayı seviyordu. And talking about books ve kitap, yani kitaplar hakkında konuşmayı ve kitap okumayı seviyordu. At first, he didn't know many books. İlk başlarda çok fazla kitap bilmiyordu. The Bible, yani İncil, and one or two newspapers, that's all. Sadece birkaç tane gazete ismi biliyordu. Hepsi buydu. But I gave him some books of love stories. Fakat ben ona aşk romanları getirdim, verdim. Yani I gave him some books of love stories. Ben ona birkaç tane aşk romanı verdim. And he liked them very much. Ve bu aşk romanlarını, yani bu kitapları o çok sevdi. He read them again and again. Onları tekrar tekrar okudu. And talked about them often ve sık sık onlar hakkında konuştu. Yani bu kitaplar hakkında konuştu. For him, onun için the men and women in the books were alive. Yani onun için bu kitaplarda geçen bayan ve erkek sanki birer canlıymış gibi. Yani sanki canlıymışlar gibi. Like you and me, sanki senle benim gibi canlıymışlar gibi arkadaşlar. He was very happy ve çok mutluydu. Evet, şurada kaldık. But sometimes it was difficult for him. At first, one or two people in the hospital laughed at Merrick because he was ugly. Sometimes they brought their friends to look at him. One day, a new nurse came to the hospital and nobody told her about Merrick. Evet, burada duralım. Şuradan başlayalım arkadaşlar anlamlandırmaya. But sometimes it was difficult for him. Fakat bazen onun için çok zor zamanlar vardı. Yani çok 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 zor zamanlar oldu. İlk başta one or two people in a hospital laughed at Merrick because he was ugly. Yani hastanedeki bir iki kişi onun çirkin olmasından dolayı arkadaşlar ona gülmüştüler. At first, ilk başta one or two people in hospital, hastanedeki bir iki kişi, evet,
çirkin olmasından dolayı ona gülmüştüler. Sometimes they broke their friends to look at him. Bazen bu yani bazen hastanedeki insanlar yani bunu görmesi için yani Mary'i görmesi için arkadaşlarını getirip gösteriyorlar Mary'i onlara arkadaşlar. One day a new nurse came to the hospital. Bir gün yeni bir hemşire gelmişti hastaneye. And nobody told her about Mary. Bu hemşireye arkadaşlar kimse Mary hakkında bahsetmemiş. Yani Mary'in hastanede olduğundan bahsetmemişti. Buradan devam edeceğim. Arkadaşlar buradan devam edeceğim. Ama şu yazıyı da okumak istiyorum. We gave Mary two rooms at the back of hospital. Yani biz Mary'e hastanenin arkasında iki odalı bir yer verdik. Buradan devam ediyoruz. Bakalım. She took his food to his room and opened the door. Then she saw him. She screamed, dropped the food on the floor, and ran out of the room. I was very angry with the nurse and went to see Merrick. He was not happy about it, but he was not very angry. I think he felt sorry for the girl. People don't like looking at me. I know that, Dr. Treves, he said. They usually laugh or scream. Well, I don't want nurses to laugh at you, Joseph, I said angrily. I want them to help you. Thank you, doctor, he said in his strange, slow voice. But it's not important. Everyone laughs at me. I understand that. Evet. Burada durdum arkadaşlar. Konuşmayı bozmak istemedim. Buradan başlayacağım anlamlandırmaya. Hatırlayacağınız gibi diğer sayfada she'de kalmıştık. She took his food to his room. Evet. Yemeğini odasına götürüyordu. Yani götürdü. Evet. Burada resmin altında da bir yazı var. Onu da göstereyim. I was very angry with the nurse. Yani hemşireye çok kızmıştım. Evet. She took his food to his room. Yemeğini odasına götürdü. And opened the door. Ve kapıyı açtı. Then she saw him. Onu gördü. Yani hemşire onu gördü. She screamed. Çığlık attı. Dropped the food on the floor. Yemeği yere düşürdü. And ran out of the room. Ve odadan hemen dışarıya kaçtı. I was very angry with the nurse. Hemşireye çok kızmıştım. And went to see the Merrick. Ve gidip Merrick'i gördüm. He was not happy about it. O da bu konuda yani mutlu değildi. But he was not angry. Aynı zamanda da yani kızgın da değildi. I think he felt sorry for the girl. Zannedersem kız için çok üzülmüştü. Yani kız için üzülmüştü. People don't look at me. People don't like looking at me. İnsanlar bana bakmayı sevmiyor. I know, biliyorum that. Bunu biliyorum. Dr. Treves, he said, yani Merrick dedi ki, people don't looking at me. İnsanlar bana bakmayı sevmiyor. Biliyorum bunu Dr. Treves dedi. They usually laugh or scream. Yani genellikle ya gülüyorlar ya da çığlık atıyorlar. Well, I don't want nurse to laugh at you, Joseph. Yani Joseph, yani Merrick, hemşirelerin sana gülmesini istemiyorum. I don't want nurses to laugh at you. Yani hemşirelerin sana gülmesini istemiyorum ben. Kızgın bir şekilde söyledim. I want them to help you. Onlardan sana yardım etmesini istiyorum. Thank you, doctor. Teşekkürler doktor, dedi Merrick. In his strange, show voice. Yani yavaş ve ilginç sesiyle teşekkürler, dedi. But it is not important. Fakat önemli değil. Everyone laughs at me. Herkes bana gülüyor. I understand that. Ben bunu anlıyorum. I looked at him sadly in his one good hand. Burada kalmıştık. Buradan okumaya devam etsin arkadaşlar. Orijinal ses. I looked at him sadly. In his one good hand, his left hand, he had the little picture of his mother. He looked at the picture for a minute and then put it by a flower on the table. A tear ran out of his eye and down the skin of his enormous ugly face. Evet, burada duralım. Buradan başlıyorum arkadaşlar. I looked at him sadly. Ona üzgünce baktım. In his one good hand, his left hand,
He had the little picture of his mother. Yani onun diyor sol elinde, hani o iyi olan eli var ya arkadaşlar, kadına benzeyen elinde, kadının eline benzeyen elinde, sol elinde küçücük bir annesinin resmi vardı. Annesinin küçücük bir resmi vardı. He looked at the picture for a minute. Bir dakikalığına arkadaşlar resme baktı. And then put it by a flower on the table. Ve sonra masanın üzerindeki çiçeğin yanına koydu resmi. A tear ran out of his eye. Evet, yani gözünün yanında bir damla yaş, yani gözyaşı aktı. And down the skin of his enormous ugly face. Yani bu gözyaşı o koskocaman deriyle kaplı çirkin yüzüne aktı arkadaşlar. Yuvarlandı diyelim, yani onun yüzüne yuvarlandı, aşağıya doğru onun yüzüne, yani o çirkin yüze geldi. Burada kalmıştık. Dr. Treves, he said slowly, you and the nurses are very kind and I'm very happy here. Thank you very much. But I know I can't stay here long, and I would like to live in a lighthouse after the hospital, please. A lighthouse or a home for blind people. I think those are the best places for me. Evet. Bakalım orada ne diyor? Geri geldim. Burada bu Merrick, yani çirkin adam konuşuyor, yani fil adam konuşuyor arkadaşlar. Dr. Treves said slowly, yavaşça bir sesle. Dr. Treves dedi. You and the nurses are very kind. Siz ve hemşireler oldukça iyisiniz. And I am very happy here. Ve burada olmaktan çok mutluyum. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Fakat I know I can't stay here long. Biliyorum burada çok fazla kalamam. And I would like to live in a lighthouse. Daha böyle yani ışıklı bir evde, yani ışık giren bir evde kalmak istiyorum. Ya da hafif bir evde kalmak istiyorum. After the hospital, hastaneden sonra. Lütfen. A lighthouse or ya da a home for blind people, ya da kör insanlar için, yani ama insanlar için hazırlanmış bir evde kalmak istiyorum. I think those are the best place for me. Zannedersem bu yerler benim için daha iyi olacak. En iyi yerler olacak. Evet. Burada alttaki resimde arkadaşlar, in his one good hand he had the picture of his mother. O hani Merrick'in en iyi olan elinde, yani bir eli kötüydü, diğer eli iyiydi. Doktor hatırlarsanız bu eli sanki bir kadının eline benzetiyordu. O güzel elinde annesinin küçük bir fotoğrafını tutuyordu. Evet, buradan devam ediyoruz arkadaşlar. I think those are the best places for me. What do you mean? I asked. Why? He did not look at me. He put the flower on the picture and looked at it carefully. Lighthouses have sea all round them, don't they? He said. Nobody could look at me in a lighthouse, so I would be happy there. And blind people can see nothing, so they couldn't see me, could they? Evet, burada duralım. Değerli arkadaşlar, bazen yani kitabın okurken yani bazı kelimelerin anlamlarını mesela kitabı böyle ilerlettiğimiz zaman da anlıyoruz. Bu da işte bir dil öğrenmenin dezavantajlarından biri. Ama yine güzel bir şey. Hiç kaybedilen bir şey yok. Devam edelim. Yani ne demek istediğimi birazdan anlatacağım. What do you mean? I ask it. And why? Ne demek istiyorsun? Neden? Doktor dedi. He didn't look at me. Bana bakmadı. Yani burada doktor konuşuyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. He didn't look at me. Bana bakmadı. He put the flower on the picture and looked at it. Looked at it carefully. Yani resmi çiçeğin yanına bıraktı ve dikkatli bir şekilde ona baktı. Lighthouses have sea all around them, don't they?
Zannedersem arkadaşlar bu lighthouse dediği şey garanti evi. Hani garanti için hani mesela belli hastalıklar olur. Bunlar mesela garantiye alırlar ya. Karantinaya alırlar. Özür dilerim. Garanti değil. Karantinaya alırlar. Bu karantina adaları var. Bu karantina adalarında mesela hastayı bırakırlar ta ki hasta iyileşene kadar. Ya da orada ölene kadar bu yani kimseye hastalığın bulaşmaması için, kimsenin görmemesi için, kimsenin ilişki kurmaması için bu karantina adası ya da karantina evleri var. O nedenle bu diyor ki yani çirkin adam Merrick fil adam diyor ki beni lighthouses, beni bir karantina evine koy. Bak burada diyor ki lighthouses have sea all round them. Yani bu karantina evinin etrafı zaten denizlerle çevrili. Don't they? Değil mi? He dedi. Nobody could look at me in the lighthouse. Kimse bana diyor bu karantina evinde bakamaz. So I will be happy there. Ve bu nedenle orada mutlu olabilirim. And blind people can see nothing. Aynı zamanda beni hani körlerin yaşadığı ama insanların yaşadığı bir eve koyun. Çünkü beni kimse göremez. Ben de mutlu olurum gibisinden diyor ki a blind people can see nothing. Yani ama insanlar diyor bir şey göremezler. So they couldn't see me. Ve bu nedenle beni de göremezler. Could they değil mi? Evet. Buradan devam edelim. But Joseph, I said, this is your home. You live here now. You aren't going to leave the hospital. Not today, perhaps, he said. But soon. You are a kind man, Dr. Treves. But I can't stay here very long. I have no money. Evet. Burada kaldık arkadaşlar. But Joseph, I said, fakat Joseph, this is your home. Burası senin evin. You live here now. Burada yaşıyorsun şu anda. You aren't going to leave the hospital. Hastaneyi terk etmeyeceksin. Merrick konuşuyor burada. Yani fil adam. But no, not today perhaps. Belki bugün değil dedi. But soon. Fakat çok kısa zaman içerisinde. You are a kind man, Dr. Treves. Dr. Treves, siz çok kibar bir adamsınız. But I can't stay here very long. Fakat burada daha uzun kalamam. I have no money. Çünkü param yok. Yani hiç param yok. I smiled. Joseph, I said, this is your home now. Don't you understand? You can stay here all your life. Very carefully, I told him about the letter to the Times and the money. Evet. I smiled, gülümsedim. Joseph, I said, Joseph dedim. This is your home now. Burası senin evin şimdi. Don't you understand? Anlamıyor musun? You can stay here, you can stay here all your life. Hayatın boyunca burada kalabilirsin. Very carefully, I told him about the letter, the Times and the money. Çok dikkatli bir şekilde ona Times'a yazdığımız mektubu, yani Times gazetesine yazdığımız mektubu ve toplanan paraları ve paralar hakkında bilgi verdim. I don't think he understood at first, so I told him again. He was very quiet for a minute. Then he stood up and walked up and down the room very quickly. A strange sound came from him, like laughing. I don't think he understood at first. Onun hemen ilk bakışta anladığını zannetmiyorum. Bu nedenle I told him again. Ona tekrar anlattım. He was very quiet for a minute. Bir dakikalığına böyle sessizleşti. Then he stood up. Sonra ayağa kalktı and walked up and down room very quickly. Yani walked up and down the room very quickly. Ayağa kalktı ve odanın diğer tarafına geçti. A strange sound came from him. Like laughing. Yani gülümseme gibi ilginç bir ses kendisinden geldi. Bakalım yazının altında da burada ne diyor arkadaşlar. A beautiful young woman came to the hospital and shook Merrick's hand. Güzel bir bayan hastaneye gelerek Merrick'in elini tuttu. Arkadaşlar devam edelim. G.
Chapter 5. Değerli arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümümüz Chapter 5, yani bölüm 5'ten başlıyor. Sonraki bölümümüzün ismi An Important Visitor. Önemli bir ziyaretçi. Hadi bakalım görelim bir sonraki bölümde neler olacak.